Allah eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bolu Belediyesi tarafından Kuruçay Sosyal Tesisi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışa Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, Mahalle Muhtarları ve Kuruçay Mahallesi sakinleri katıldı. Allah eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuruçay Mahallesi Sosyal Tesisi açılışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, muhtarımıza ait bir mekan olsun, aynı zamanda o mahalledeki ufak tefek toplantıların yapılabileceği bir alan olsun diye düşünüyoruz dedi. Mahalleniz faydası diye yapıyoruz. Yani daha şu ana kadar neredeyse 30 kadar yapmamız gerekiyor. Öyle olunca da işimiz çok ama azimle adım adım süreç içerisinde bunları toparlamaya çalışacağız. Başkan Yılmaz yolların dar olması nedeniyle Kuruçay Mahallesi'nin en sıkıntılı mahalle olduğunu söyledi. Evet, Kuruçay bizim en sıkıntılı mahallelerimizden. En son planlanan bir yer ama yolları 5 metre planlanmış. Yani 1'e 3 metre kaldırım yaparsanız ortadan adam bile gideriz. Maalesef bu 100 liramızdır belediyecilik anlamında bu mahallenin planlanması. Belediyecilik anlamında 100 lirasıdır. Ve buradaki binaların tamamının yok edilmesi, yeniden buranın planlanması lazım. Ama buradaki olan mahalle sahiplerinin daha çok ekonomik bir anlamında sıkıntılı olan ailelerimiz. Bütün amacımız hemen yan taraftaki olan sanayi taşıdıktan sonra oraya koyacağımız yeni bir mahalle, özel bir mahalle, bunun en güzel mahallesi orada olacak. O mahalle güzelleşince burası rant haline dönüşüp inşallah burasını da uranttan sıra ederek en son kulup en rahat olması gereken en berbat planlanan mahalle inşallah düzgün hale o zaman gelir diye düşünüyoruz. Çünkü siz de biliyorsunuz ki 5 metrelik yol artık L yolu bile değilken maalesef 5 metrelik yollarla bir mahalle planlamasını yapacak kadar sıkıntılı bir mahalle oluşturmuşuz. Çözemiyoruz da. Kuruçay Deresi ile ilgili planları olduğunu da belirten Başkan Yılmaz, Kuruçay'ı Eskişehir'deki Porsuk gibi yapacağız dedi. Ama şunu bilesiniz ki hemen bu Kuruçay Deresi üzerinde de planlamamız devam ediyor. Kuruçay Deresi inşallah Eskişehir'deki Porsuk çayının düzenlemesi gibi bir çalışmaya doğru gidecek. O zaman bu bölgeler cazip hale gelecek.